Arkadaşlar ekranda gördüğünüz bu hatanın çözümü için yapmanız gereken şey şudur. Denetim masasını açıyoruz ilk olarak. Denetim masasının sağ üst arama yerine sorun gider yazın. Sorun giderme yazan yere tıklayın. Buradan donanım ve sese tıklayın. Ardından yazıcı diye, yazıcıya tıklıyoruz. İleri diyoruz. Burada yazıcımız hangisi ise sorun yaşadığımız yazıcı onu seçiyoruz. Tekrar ileri diyoruz. Bende bir arıza bulamayacak ama sizde muhtemelen bir düzeltme bulacak ve bu düzeltmeyi uygula diyecek. Siz bunu tıklayacaksınız. Düzeltmeyi bulduktan sonra uygulayı tıklayacaksınız. Bu işlemi bir kere yapmanız gerekiyor. Bu uygulamadan sonra yazıcımız bakın çalışır duruma gelecek. Şuradan yazıcımıza geldiğimizde gördüğünüz gibi yazıcımız çalışır duruma geldi. Sağ tuştan bir sınama sayfası yazılabilir hale geldi. Aslında bundan önce yapmanız gereken bir iş var. Çok önemli bir işiydi. Ben onu atladım. Hemen tekrar ilk olarak şunu yapın arkadaşlar. Benim şimdiki şu ana kadar anlattıklarımdan önce. Arımaya, başlat aramaya hizmetler yazın. Hizmetlerde yazdırma biriktiricisi diye bir yer var. Bakın açılan pencerede. Yazdırma biriktiricisi, biriktiricisi sizde şu anda başlatınız, e, ya yani durdurulmuş haldedir. Onu tıklayın. Bendeki başlamış halde sizde durmuş olabilir. Bakın şu başlatı tıklayıp benim şu anda ekranda göründüğü şekilde bu şekilde bu hale getirmeniz yeterlidir arkadaşlarım. Bu iki işlemi yaptıktan sonra yazıcınız çalışır hale gelecektir.